Herkese yepyeni bir videodan selamlar. Bugün günlerden cumartesi, saat şu an 5.30-6'ya geliyor. Yeni açtım videoyu çünkü bugün pek vaktim olmadı çünkü alışveriş videosu falan çektim. Şeyin onu zaten mutlaka bundan önce izlemiş olacaksınız. Çünkü bayağı bir geciktirdim aslında. Neyse. Biz şimdi Akif'le Güldane bacıma gidiyoruz. Bugün onlara davetliyiz. Dün kendimizi davet ettirdik Semur bacıyla. Vallahi. Ama bizim aramızda öyle şeyler olmaz Akif'cim. Sadece dedim bir pastası vardı bize yaptı. Dedim ah şu pastadan olsa da yesek demiştim. O da dedi ki yarın gelin yapın dedi. Bacım benim. O yüzden oraya gideceğiz. Valla bayağıdır da zaten Güldane bile gitmedik. Malum çalışıyor, ediyor kızcağız. O yüzden genelde o hani onu bize çağırıyordu. Şimdi de tatilde zaten. Bu hafta 3. haftası. Son haftası yani. Sonra tekrar çalışacak o da. Sonra zaten yine zaman olmaz. O yüzden bacımın ellerinden misklet pastasını yiyelim. Yemeği de orada yiyeceğiz bu arada. Zeyt de burada. Allah arkadaşlar yani dışarısı bildiğiniz yanıyor. Şu ileride zaten de. İleride. Evet. Yok uzun değil. Dümdüz gideceğiz. Ortam da eğitiz. Ge? Links mi? Öyle canlar valla. Açayım dedim şimdiden. Şimdiden dediğim de akşam oldu. Çaktırmayın. Güzel bir vlog olur inşallah. Üç bacı olarak güzel bir şeyler çekeriz. Yemeği gösteririm, sohbet, muhabbet, kahve keyfisi falan filan. Öyle bir gün olur. İyi olurduk ya. Böyle hep beraber. Ay yandım. Gerçekten sıcak, saçlarımı oraya gidince direkt toplayacağım. Zaten şöyle arkadan toka takmıştım da. O bile şu an pek kurtarmıyor açıkçası. Yani bakalım. Bu gözlüğü de Türkiye'den almıştım. Yani çakma olduğunun hemen de belli yani. Hemen yazısı siliniyor. Zaten ben aslında Miu Miu istiyordum. Hiçbir yerde bulamadığım için dedim neyse o olana kadar hiçbir orijinal gözlük almayayım. Bunu öyle bir almıştım. Yani çok da ucuz değildi bu arada. Önce bir 600 TL dediler sonra zar zor 500'e düşürdüm. Yani çünkü tam Bodrum turist alanıydı ya. Normalde daha uyguna bulabilirsiniz bunu mutlaka Türkiye'de ama o sıralar tabii şey Bodrum'da olduğumuz için tam böyle turistik bölgeydi çarşısı, marinası. O yüzden öyle. Şu tarafın yazısı mı silindi bu tarafını? Şu an güneşten göremiyorum. Ama o Miu Miu gözlüğü mutlaka eğer gelirse alacağım yani. En azından öbür yaza en geç. Çünkü çok hoşuma gidiyor gözlük. Ay nefes nefese kaldım. Şöyle de bir elbise giydim. Bunu da Shein'den almıştım. Çok güzel bir elbise. Sadece şöyle biraz burası bol geldi. Yani böyle tam oturmadı burası. Yandan böyle duruyor. O yüzden sürekli şöyle aşağı doğru çekiştirmem lazım. Yoksa kenardan bol duruyor maalesef. Neyse. Gidelim bakalım. Arkadaşlar biz geldik Gülüş bacıma. Evet. Şimdi kapı çaldı. Ensar geldi diye bağırıyor. Değil mi oğlum? Vallahi evet. Binanın içi serin. Zeyt bak bak kim geldi Zeyt. Koş. Ensar. Tamam. Alo. Zeyt atma. Aha. Hello. Hemen arabalarını atması. Peki Ensar'ın arabalarını gördükten sonra Enzur. Tamam beraber oynayın tamam mı? Senin de arabaların var beraber oynayın. Oo, Ensar ne getirdin sen öyle? Hadi geçin. Hallo Sefo. Evet canlar. Bacım yine döktürmüş. Birazdan size bir menüsünü göstereceğim. Şimdi tabaklara koyuyoruz hepsini. Semur bacım da Ensar'ın karnını doyuruyor. Allah. Hı? Bu çocuk. Evet. Gülüş çocuktur bu. Çocuktur. Çok geldi. Halatıcı. Aşkım şu bir üstte bir şey götürmüş. Girişte gidi orada. Neyse ki yabancının evi. Aynen. Resmen bu ne gidersi döktü.
Bacım sen de yani. Evet, mezelerimin kavuşturma. Elim ayağım mı? Ya seni de kapılsın valla. Ay o bir tane baba ben yalnız. Çok güzel duruyor. Tamam git ya in. Git senin yanına. Torbaya sıcak mı? Bence sıkmayalım sizce. Bence de hava sıcak zaten. Aynen. Evet şu an herkes çok aç arkadaşlar. Önce bir çocukların karnını doyuralım dedik. Bacım hiç şaşırmadı. Ben siyah kedim belli etmesin. Of ya. Cihat abi birazdan açlıktan bayılacakmış arkadaşlar. Birazdan da lezzetten bayılacaksın. Evet, çorbamız. Bacım sen koy ben götüreyim. Bacım bir çöpe attın. Ay çok güzel. En sevdiğim salata diyebilirim. Havuç tarator. Geç kaldım. Daha yeni bir kaktüs savaşı oldu. Bu ne? Kimin? Kaktüs kavgası var. Bunu paylaşamıyorlar. Akif yedi. Bak bana kesmedi bir de. Niye bana kesmedi? Niye bacıma kesmedi? Benim bakacağız. Yiyeceğim diye korktum. İş adamına bak sen. Dosyasıyla kes. Vallahi arkadaşlar yemeğimizi yedik. Öyle de böyle de bir şiştik yani. Bacım ellerin dert görmesin inşallah. Erkek kardeşim dışarı çıkacakmış. Biz de dedik hani pasta yiyin öyle çıkın diye de. Neyse gelince yesinler. Aynen. Enzoş. Bacım bize özel Nutella'lı pasta yapmış. Değil mi Enzoş? Ne? Elin başladı ya bilmiyorum. Şu yüzüklerin arasında yüzüklerin var ya yüzük falan. Sağ mısınız siz? Bir de bana yok yok yok. Ne yapıyorsun ya öyle mi? Allah seni bak. Hangi tabağımda doğruyorsun? Orada sıra varmış amanın beraber. Nerede doğruyorsun? Sen o onun karaçağız seti. Pearl. Ya beni rahat bırak. Evde mi içeceksin? İfşa anladım seni. Dışarı çıkıyorlar. Ağzına aldı o yüzden içmiyorlar evde yani. Hadi yürüyün. Bacım. What are you doing me? Bunun içinde şey mi var? Ya iyice vıcık ettim evi. Yani gerçekten artık diyecek kelimeleri bulamıyorum. İyi ki bir şişli biraz indi. İyi ki bir şişli indi şu kızın ya. Hadi çuuuus. Kocam bey gitmiş ya. Anahtar nerede Cihat? Neyse bekle kapıdan çıkın beni gelirinden koyuyor Allah Allah. Cihat sen de alma. Hayır onlar gidiyor. Hayır anne biz gitmiyoruz. Erkekler gitti. Kız hangi anahtar? Derdim. He? Derdim. He? Derdim. Arkadaşlar kilitleyemiyorum. Ay Rümeysa ne yapıyorsun? Ters taraf. Bu arada tabii ki de kilitledik çünkü çocuklar evden kaçmaz. Birden boşluğumuza gelip çıkabilirler. Yani çıkmazlar da kapıyı açabilirler o yüzden kilitleyelim dedik. Biz, ben evde de hep kilitliyorum zaten. Çok şiştim arkadaşlar. Ne? Ay terbiyesiz. Dedim sana güzel diye. Bu ne? Bir de TikTok. Ben de deneyeyim. Dur. Ben bunu bir kere yedim bu adam. Bence Akif'inkinin tadı güzeldi. Bunun tadı yok. Akif diye yedi lan. Tadı yok ki. Ne?
İnşallah bizim tavermiş olmasın. Vallahi iyice dayak yerim bir de. Şaka yapıyorum lan. Evet, tabii tabii. Yani. Arkadaşlar kamera önünde böyle yapıyor. Ben gerçekten. Al. Ya pek meyve aşığı değilim. Bunu da hiç şu neyin içine koyayım lan? Şunu da yıka. Onun öbürünün üstüne koyalım. Allah. Neyse, son tekrardan açalım. Allah. Bu kimiyiz? Biraz evet. 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 Helal olsun. Soğuk kahve. Ben kahve mi içiyorum? Bacım sen içme ya. Yeter, ben hastaneye oturuyorum. Sağ ol yani. Aa, kalkma şeyi de çıkar. Vazgeç. Bu arada şu küçük nasıl güzelmiş, gördün mü? Şimdi niye göstermedin dün de e-blokta? Kullanıcı kullanmış böyle. Hayır, gösterdi. Hayır, şu blokta gösterdi de aldığını söyledi ama. Blokta. Blok. Ama blok. Ne? Şinho. Videoda. Blok. Şinho. Susun ya. Hayır. Blok. Öyle şey arkadaşlar size. Ay, ben nereyi çekiyorum? Tamam. Şu tarafı çekmişim galiba. Galiba yanlış bir yeri çektim. Size Güldane'nin yeni vazosunu göstereyim. Şeyinden almış. Ama iyi, sağlam gelmiş. Kılacağım evet. Masalarını. Ama şey, böyle sprofonun içine sarmışlar. İçinde yani kırılmaz. Bir yere atayım mı? Kırılacak mı? Vallahi. Ben size yere atayım. Şu iyi ki bir kendine geldi. Bir sartı. Ne oldu o gibi? Of bacım, sen niye böylesin? Ne oldu? Aynen ya. Ama gerçekten çok kötü bir durumda. Ne yemek yiyordu, ne hayattan zevk alıyordum onu sayesinde. Ne konuşabiliyorsun? Ama şimdi geçti bak. Yarına hiçbir şey kalmaz belki de. Baksana, bayağı inmiş. Baksana, sadece biraz var daha. Biraz şurası. Ganz leicht. Aynen. Bak geçiyor. İyi, çok şükür. Çok şükür ya Rabbim. Hiç geçmeyecek sandım. Aynen. Of. Bu ne be? Bu ne be? Senin anan da mı pastacıydı başım? Ben ya Semuş kocuğum, senin bir şey anlama. Arkadaşlar çok güzel durmuyor mu? Valla canımız çekti. Bacımız da bizi kırmadı, yaptı. Şimdi bunu yiyeceğiz. Bu arada çocuklar da uyudu sayılır. O yüzden keyif yapacağız yani. Zeyd uyudu şu an. Aa, bu böyle küçük müydü? Evet, böyle küçücük. Bu arada bunun hangi tarafını su dolduruyorsun da böyle? Bu tarafı dolduruyorsun. Onu da kapağını örtüyorsun. Hangi barda yapacağım? He, ama buraya kadar doldursan yarım buz oluyor. Bunu dolduruyor. Sonra bunun üstüne kapatıyorsun. O fazlalığı dışarı atıyor ama şöyle. Hmm. Ay, ben de buna sipariş ettim ama küçükmüş bayağı. Evet, ben büyük sanıyordum. Hmm. Nasıl çıkacak bu acaba? Neyse. Soğuk kahve yapacağız biraz. Keyif. Evet, şimdi size kahve yapımını da çekeyim. Çünkü böyle kahve yaparken videolar beni çok ilgimi çekiyor yani. Benim ilgimi çekiyor. Onu söyledim. Güzel görüntü oluyor ya, hani böyle falafel falan süt kahve dökülürse güzel bir görüntü oluyor. Hoşuma gidiyor. Kahve huzur veriyor. Ay, sen hoş mu çok? Ne diyor? Bu yere düştü. Ha, onu atılsın. Onu yere şimdi bağdan içiyorum. Ay, resmen keyif yapacağız. Erkekler de yok ve sessiz şu an ev. Evet. Mutluyuz, huzurluyuz. Böyle büyük sanıyordum ben ama. Keşke büyükleri ama vardı ama işte onlar sadece bir ay. Ama bir de bir ay biliyor musun? Tüy, onlardan da alalım. Onlar böyle bayağı büyük. Doğru. Hatta bazen ne yapıyorlar biliyor musun? Doğru. O büyük buz kaplarına kahve yapıyorlar. Donduruyorlar. Üzerine de ufak milç. Bu mu? Evet. Buzdolabına koydum. İşe şeker koydun mu? Evet. Kaç tane? Ya koydun? Niye koydun ya? Sus ya. Ya hayır ya. Ben istemiyorum. Kaç tane koydun? Ne? 3 kaşık. Ya ha? Üçümüz tatlı için kaşığı ama. Ha, 3 tatlı kaşığı. Bacım, tam süt partisi. 3 tatlı süt doldurdun. Tam, ben sütlü severim zaten. Tamam, ol. En çok süt senin olsun o zaman. Bir de şekerli yapmış ya. Çıldıracağım ya. Şeker tadı yoktur ya. Ağlama ya. Tamam, hadi yapın. Bir çekeyim. Yapın da çekeyim kahveyi. Aynı bizim boyumuz gibi oldu. Güldane, ben, Semur. Ay valla, baksana öyle oldu. Yine ormanda bak, bizim aramızda bir santim. Semanurlara dağlar var. Nasıl yapacağız şimdi bunu? Şey var mı? Böyle hani ucu şey olan, böyle üstüne koyuyorsun. Hayır, adı öyle neydi? Dökebilirsin. Oh my god. Hayır, dur o zaman. Yani oluyor ama.
Ay evet valla gülme. Gülme gerçekten. Ama komik sıkar mısın? Yavaştık. Oh my god, rezillik. Nein, çok daha güzel oldu da bu çok hızlı döktü. Ya bacım. Aa, ne oldu buna böyle? Nasıl bastım şuna? Yani. Ama gelsin kahve sardı oldu. Bacım. Biraz daha kahve şimdi, yap gerçekten. Ne oldu? Sen bu salak Rümeysel aklına giderse olacağım. Bacım bu beceremedi. Anlatmak istediğimi anlamadım. Daha tarafa laf işte bulut gibi oldu. Tamam o güzel oldu da bunlar tekstit oldu. Anladın mı? Az oldu. Bu da bir kofi macerası. Ha, önce bir şu dursun altında, şu dursun altında. Ya bu kan sağlık değil mi? Einfach Nescafe. Hakikaten. Herkese ertesi günden selam canlar. Dün arkadaşımdaydık zaten gördünüz. Bayağı güzel vakit geçirdik. Bayağı da uzun oturduk açıkçası. Su mu istiyorsun annem? Tamam anne doldursun. Çok güzeldi ama kapanış çekmemişim. O yüzden dedim bugün bari biraz bir şeyler çekeyim. Şu an annem o ilaç onu bırak. Şu an görüyorsunuz tüm buzdolabını boşalttım. Çünkü buzdolap temizliği yapacağım. Ve bu Dr. Beckman'ın şeyini kullanıyorum ilacını. Çok çok iyi gerçekten tavsiye ederim. Mis gibi oluyor. Şimdi güzelce bir içine temizleyeceğim. Her şeyi çıkardım. Annem onları bırak tamam mı? Ama fitil anne. Senin ateşin yok ki. Evet ateşin yok o yüzden bırak onu. Ben şimdi buraları hemencik bir halledeyim. Güzelce bir temizleyeyim. Canlar aradan epey bir vakit geçti. Bugün sırf düzenle uğraştım. Yani ilk buzdolabını yaptım sonra bizim odaya girdim ve dolabımı tekrardan düzenledim. Hep düzenli olarak yapmam lazım çünkü yeni kıyafetler de gelince dolabımda bu sefer yer kalmıyor. Ve bunu da merak ediyorsunuz hani Rümeysa bu kadar elbiseyi nereye sığdırıyorsun diye. Bugün yine ayırdım arkadaşlar size çekim yapamadım çünkü her şey karma karışıktı. Yeni aldığım kıyafetler zaten hepsi o şeyin içinde duruyordu, kartonun içinde. Yine bir ton giymediğim kıyafet ayırdım. Veya bir daha giymeyeceğimi düşündüğüm, işte aralarında hatta birkaç giyinmemiş kıyafetler de vardı. Onları da ayırdım. Dedim boş boş yer kaplamasın. İhtiyaç sahiplerine vereceğim çünkü. Daha çok yeniler. Gerçekten eski bir şeyi asla koymuyorum. Hani yıpranan bir şey böyle çok olduysa çöpe atıyorum. Bugün çöpe de attım yine bir sürü bir şey. Bayağı hani bayağıdır senelerdir dolabımda olan şeyler. Öyle bu arada Akif ve Zeyt uyuyor. Ben de şimdi ne pişirsem diye düşünüyorum. İşlerimi hallettim. Hula hoop'umu da yaptım şöyle. Sporumu yaptım. Duşumu aldım. Tekrar enerjimi topladım. Ve şimdi düşünmem lazım. Çünkü şimdi bizimkiler uyanınca zaten acıkırlar. Bir bakayım evde neyim var. Aslında pek bir şeyim kalmadı. Alışverişe gitmem lazım. Dün de gitmedik malum. O yüzden bir bakmam lazım artık ortaya Allah ne verdiyse. Arkadaşlar bugünün menüsü Allah ne verdiyse menüsü. Son etimi kullandım. Şöyle karışık bir yemek yaptım. Havuçlu bezelyeli. Ortaya bulgur pilavı ve turşumuz var. Şimdi bunu yiyeceğiz. Bize afiyet olsun. Yerin rahat mı Akif? Arkadaşlar ben koltuğa oturdum. Akif de buraya oturur. Ay öyle bir yorgunluk çöktü ki bana yemekten sonra size anlatamam. Çok ağırlaştım şu an. Yani aslında o kadar çok da yemedim. Bugünden itibaren tekrar dikkat edeceğim yediklerime. Hem cildim için hem sağlığım için işte o yüzden. Bak buraya bak buraya. Böyle. Zeyt şu an oyun oynuyor. Ve o da yine ne hale getirdi bu çocuk. Ya önemli olan oynaması tabii de. Yani. Ay arkadaşlar kusura bakmayın vallahi esniyesim varmış. Yarın da çalışan Akif. Yarın pazartesi. Biz de yarın bu arada erken uyanacağız Zeyt'le. Çünkü Zeyt Mirza'nın göz doktorunda randevusu var. Kontrol için gitmemiz lazım. Aslında ta 2 yaş kontrolüne gittiğimizde randevu oluşturduk ama ta düşünün yani 4 ay sonrasına verdiler. O yüzden yarın artık randevumuz geldi. Oraya gideceğiz yani. Yarın görürsünüz zaten vloglarımı her zamanki gibi. Sonra birkaç başka işlerim daha var. Böyle
gördüm canlar. Videoyu da artık burada sonlandırayım bence çünkü başka bir şey çekmem. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Zeyd Mirza buraya bak bir. Allah'a emanet olun. Zeyd Mirza bak bir. Zeyd Mirza bay bay yap. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Uy. Uy. Aa onu nasıl yaptın? Kabarttı. Nereye bastın Akif? Göstereyim de yap bırak. O yeşil şey nasıl açıldı? Biz onu kendi elimizle açıyorduk. Ben yaptım. Aa sert yapman lazım. Biz yaptık olmadı. Şuk. Neyse hadi görüşürüz.